yılın en düşüğünde. Amerika faiz artırımı beklentileri ve Çin'in analistlerinin beklendiğinden daha az altın rezervi olduğunu açıklamasının ardından altın son 5 yılın en düşük fiyatlarını gördü. Yatırımcıların aklında şimdi altının düşüşü devam edecek mi sorusu var. İşte Kapalı Çarşı'daki son durum. Yastık altı yaptığımız güvenli liman olarak bilinen altın son 5 yılın en düşüğünde. Amerika Birleşik Devletleri faiz artırımı beklentisi Çin'de altın rezervlerinin beklenenden daha az olduğunun açıklanması derken altın fiyatları son 5 yılın en düşüğünü gördü. Peki altın düşüşünü devam ettirecek mi? İşte Kapalı Çarşı'daki son durum. Bayram öncesi 98.500 iken altın gram fiyatı şu an itibariyle 95.700 TL civarında. Ya bu da demek oluyor ki 3.000 TL civarında da bir düşüş var gram kiloda. Bu da piyasayı etkiler tabii bizim için. Tabii evlenecek olanlar için de faydalı bir şey olacaktır. Şanslılar diyelim bu konuda. Devam edebilir, evet, altın düşüşe devam edebilir. Bir miktar daha 93 TL'lere kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Ama dediğimiz gibi şöyle bir şeye bakmamız lazım. Dolar kurunun ne olacağı? Amerika'nın enflasyonu yüksek açıkladı. Bu da faiz beklentisini arttırmasına yönelik hamle olarak piyasalar algıladığı için, artı Çin 6 yıldır açıklamadığı Merkez Bankası altın rezervini açıkladı ki hiçbir artış, çok cüzi bir artış var yani Çin'in ekonomisine göre. Yunanistan'la ilişkilerin düzelmesi Avrupa Birliği olarak, artı İran'la yapılan bir anlaşma, hepsi üst üste gelince emtia fiyatları değer kaybetti. Yani bu altın, platin, bakır olsun, hepsi değer kaybetti birden. En büyük etken bunlar. TL bazında aslında daha da düşebilirdi altın ama bu koalisyon beklentilerinde ve bombalama, Urfa'daki bombalama olayından sonra fiyatlar ister istemez dolar olarak, dolar yukarı çıktığı için TL bazında hani 90'lara gelmesi beklenen altın 95-96 seviyelerinde kaldı. Tabi hani 100-101-103'lere göre yine düşük. Global piyasalarda bir değişiklik olur mu? Bunları hep zamanla bekleyeceğiz. Yani bu saatten sonra altınla ilgili çok yorum yapmak doğru da değil. 11 satış vardı ve altını bir anda 1073 dolar seviyesine kadar düşürdü. 2 yıldan beri bizim altında gördüğümüz özellikle ons tarafında bir fiyat hareketi yoktu, bir trend yoktu. Tamamıyla bir bant arasında sıkışıp kalan bir görüntü vardı ve bu bandın da dün itibariyle aşağı yönlü kırıldığını gördük. İran ve Çin arasındaki iş